Evet. Saat 6 olmak üzere. Şu an umudumuz çok iyi. Yeni bir kanun verebiliriz bu arada. Cenaze töreni, triyaj, organ nakli, çocuk işçiler. Huzursuzluk artar diyor. Umut azalır diyor. Bunu istemiyorum. Duello kanunu. Zevk evi. Umut biraz azalır diyor. İçki. Geri dön. Geri dön. Amaç. Hapishane. Sadakat yemini. İnsanlar sadakat yemini imzalamaları için ikna edilecek. Bu da onları gizli muhbirlere çevirecek. Bu kalıcı bir umut bonusu sağlar diyor. Huzursuzluk azalır diyor. Huzursuzluk biraz artarmış, pardon. Teşvikçi. Yakınlardaki iş yerlerinin verimliliğini %20 arttırır diyor. Usta başını zaten istemiyorum. Devriye. Devriye yapacağım ben ya. Devriyeler mahallelerin güvenli ve düzenli olmalarını sağlayacak diyor. Düzen. Gözcü Kulesi propaganda merkezi. Devriyeler ne olacak? Nasıl yapacağız devriyeleri? Kendileri mi olacaklar abi? Zevk evi yapmayacağım abi. Zevk evi birazcık sıkıntılı ya. Zevk evini yaparsak sıkıntı olur. Comeback 5 lira donate atmış. Kanka bitiriyor muyuz bu gece demiş. Yani deneyeceğiz. Bakalım. Kanka bitiriyor muyuz bu gece? Yani şöyle en fazla saat 4'e kadar falan oynayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz malum Mika var. Onu dışarı falan çıkarmam gerekecek. Hani diyorsanız ki ben beklerim. Ben Mika'yı bir dışarı çıkarır gelirim. Sonra zaten Gizmo sabahçı. Sabah gidecek. Bir onunla konuşurum. Sıkıntı çıkmazsa devam ederim sabaha kadar yani. Sıkıntı yok benim için. Ben oynarım abi. Bana uyar. Şimdi huzursuzluk %0 beyler. Farkında mısınız bilmiyorum. Birazcık yiyecek toplamamız lazım. Yiyeceğe ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 19 tane ırgatımız var. Avcı kulelerinden birazcık daha dikip yiyecek depolamayı düşünüyorum. Avcı hangarı dikeceğim. Gözcü kulelerinden mi ne basıyormuşsun devriyelere? Harbi mi lan? Gözcü kulesi. Ya. Şarkı isteği yapamazsın abi çünkü şarkı isteği. Hayır, Mika içeri. Niye dışarı mı çıktın? Daha hani içeri girersin. İçeri bir dışarı. Onur YouTube'dan devam eder misin ya? Atacağım YouTube'a nasıl olsa kanka. Çok iyiydi. Belki kapatırım ya, sıkıntı yok. Bu ne abi? Bitene kadar buradayım de. Avcı hangarı hani 5 tane artık ırgat çalıştırıyordu abi. Ne oldu? 5 tane adam çalışacaktı artık hani ne oldu? Bitene kadar buradayım demiş comeback. Eyvallah abi. Eyvallah. İyi seyirler. Teşekkür ederim 3 liralık donate'in için. Revir araştırıldı diyor. Sera yalıtımı diyor. Seralar ve endüstriyel seralar daha sıcak olacak. Artı bir ısı seviyesi diyor. Daha hani daha sıcak olması için ekstra kömür harcayacak mı? O önemli benim için. Şu duvar sondajını yapmadık bu araba ya. Ekstradan ağaç çıkarıyor ya. Geliştirilmiş ısıtıcılar. Her ısıtıcılar iş yerlerinin sıcaklığını iki seviye artırır.
Harcamıyor mu? Bak ama diyor ki bak her ısıtıcı çalışırken saat başı 2 kömür tüketir diyor. Ne harcamıyor amına koyayım? Harcıyor işte. Ben şu mekanik hesaplayıcıları yapacağım. 50 çeliğe ihtiyacım var. O yüzden şu an için bir şey geliştirmiyorum abi. 50 çelik biriktireceğim. Şey 3. seviyeye atlattıracağım. Sevme. Oyunu kaydedelim abi. Okey. Kaydet. Seks yapalım. Kayıt dosyasına. 50 çelik olsun. 3. seviyeye yapıştıralım şunu. Gelişsin bakalım. Şunları kömüre yaslayalım. Şuraya 10 tane işçi, bir tane daha lazım. İşçilerden bir tanesini nereden çalabilirim abi? Şuraya bir eksilip bir mühendis yapıştıralım. Şu avcı kulübesine ekstra şey verelim. Bekçi köpeği diyor, muhafız üssü. Efendim, bir çocuk muhafız üssüne gelip gardiyanlara oyuncak bir köpek verdi. Onlara geceleri sokakta yürürken yanlarında gezdirmelerini söyledi. İnsanları, yasaları ve düzenini korumak için çabalayanları takdir ettikleri gözle görülüyor diyor. Tabii. 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 Şu evleri sıcak tut sözü artık bitse de abi şu jeneratörleri kapatsam bir an önce kömür mümür depolamaya başlasak ya. Odun ve çelik durumumuz gayet kötü. Yiyecek durumumuz gayet iyi görünüyor şu an için. Fena değil. Propaganda merkezinden bilgiye bakalım. Berbat yiyecek diyenler %6,7'ye düşmüş. Bu çok iyi abi. Şu an için şikayet yok. Berbat yiyecek kalitesi gayet iyi. Umuda gerek propaganda bültenini basarız direkt abi. Umut biraz daha artar. Hiç sıkıntı yok. Muhafız üssü. Devriye. Ha. Devriyenin cooldown'u var ama. Bunu gece basalım beyler. Ya da şimdi mi basalım? Allah'ım bir... O umudu arttırdı. Güzel lan. İyi iyi. Bir tane daha var. Gözcü kulesi. Gözcü kulesi. Muhafız üssü. Bende bir tane mi muhafız üssü var abi? Bir tane var sanırım. Muhafaza kulesin. Tamam, baktım. Oyunun sonunu hiç görmedim daha önce. Hayır. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Ekonomi çok iyi yeğenim. İş gücü. Günlük kazancımız 800 kömür buradan geliyor. 411, 1200. Aa, 1400. Vallahi iyi lan. 1600, 1700 falan kömür geliyor abi. Gayet iyi. Gözcü kulesi. Kanka şu muhafız üssü bir tane mi var ya? Bizde bir tane görünüyor. Yani en yüksek bina. Bir tane şurada var. Ama ikisi de cooldown'a girmiş kanka birine basınca. Tamam. Cooldown'a ikisi birden giriyor. Sıkıntı değil. O. Peki. Ne oluyor? Çalışma saatleri bitti. Sekiz tane işsiz ırgat var. Vuhay. Oyun aslında sona hazırlık. Önce sonu bir kere görüp ona göre planlama yapmak lazım. Esasında oyunun sonu evliler fulleniyor. Mülteci alma görevi geliyor. Kömürüm bitiyor. İsyanlar aslında... Ha. Anladım. Yani oyunun sonu için bize aslına bakarsanız revir lazım. Bolca yiyecek ve kömür lazım. Günlerimizi kara kış hani insanlar çalışamayacağı için kara kışı geçirebilecek miktarda şey lazım. Mekanik hesaplayıcılar araştırıldı diyor. Bakalım. Endüstriyel sera diyor. Diyor ki birçok çeşit mahsulün yetişebileceği buhar ısıtmalı endüstriyel bir sera. Günde 60 çiğ gıda sağlayabilir diyor. Gayet iyi ama tabii buhar çekirdekleri istiyor iki tane. Anasının amını istesin bir de. Revir mekanizasyonu diyor. Revirler daha az kişi gerektirir. Eksi 5 mühendis diyor. Ev diyor.
10 kişi için rahat bir ev, havaya karşı gayet dayanıklı. Güzel. Buharlı kömür madeni. Buhar gücünü kullanarak bu maden sıradan bir iş gününde 600'e kadar kömür çıkarabilir. Odun kömürü fırını körüğü. Odun kömürü fırını %33 daha hızlı kömür üretir. Duvar sondajını yapmadık daha. Verimli toplama. Şu önce toplama noktası yalıtımını yapıp şunu bir yapayım abi. Mika ağlamıyor lan. Oyundan geliyor hayvan ağlama sesleri. Mika ağlamıyor ki şu an. Duyarım ağlasa. Abi odunumuz çok kötü durumda ya. Odun yani buharlı bıçkı evi. Efendim canım. Teşekkür ederim. Tatlı turtam. Oley be. Şunların biraz çalışma saatlerini arttıralım abi. Bunlar yoksa bize odun depolar gelişmiyor abi bu kadar. Yani bu kadar oluyor maalesef. Ben bir saniye ben şu Mika'nın elinden şeyi alayım da süngeri orada parçalarsa çünkü. İnsanlara sıcaklık sözü verdin, sözünü tuttun diyor. Umut artar. O iyi iyi. Çok güzel abi. Şimdi şöyle bakıp şuradaki şu şeyleri kapatabiliriz. Evet. Yalnız bayağı bir soğukluk buralarda artacak. Hasta olma ihtimali düşük diyor. Az hastamız var, sıkıntı yok. Güzel. İyi. Umut neredeyse fullenecek lan. Çok iyi. Gayet iyi yani. Şu ne zaman gidecek acaba? 7 gün daha varmış. Okey. Eksi 40'tayız. Delimine hoş geldin abi. Hastalananların sayısı artıyor. Hemen. Şöyle yapabiliriz aslında. Şuradaki buhar merkezlerini azar azar açabiliriz abi. Bir tanesi şu olsun. Bir tanesi şu olsun. Şöyle. Şöyle. İki tane. Bir de tamam, gerisine ihtiyaç yok ya. İki tanesi çalışsın yeter. Yiyecek hırsızlığı. Londralılar erzak... Bunların anasını sikeceğim artık ha! Birisi stoklardan 46 yiyecek payı çalmış. İnsanlar Londralıların yolculuk için erzak topladığını söylüyor. Bu saçma Londra'ya gitme fikri ilgi çekmeye başladı gibi gözüküyor diyor. Onları yakalamaları için muhafızları gönder. Buna kodumun çocukları. Bu ne ya? Muhafızlar başarılı olacak tabi. Boşuna mı yediriyoruz lan muhafızları? Allah Allah. Mühendisimiz var mı ya? Mühendisimiz yok. 8 tane işsizimiz var sadece. Şunu kömüre maç.
propaganda merkezinde teşvikçi ve sadakat yemini. Şunu yapacağız bir sonrakine beyler, sadakat yeminini. Sadakat yeminini yapacağız beyler bir sonrakine. 33 tane Londralı şehri terk ederse ne olacak? 33 kişi nüfustan eksilecek mi beyler? İdam mı? İdam diye bir şey var mı ya? Bunlar ne oldu ya? Hapis mi? Hapishane değil ya. Ben şey yapacağım abi. Kafaya koydum. Şunu yapacağım. Dediğimi yapacağım. Şu amaç kısmındaki şu sadakat yeminini yapacağım. Hapishane beyler, o zaman size soruyorum. Hapishane mi yapalım? Sadakat yemini mi yapalım? Ha, en alttaki ateşli kanun var ya, onu yaparsan idam açılıyor. Oğlum idam yapacağız o zaman. İdam. 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 İdam yapacağız oğlum. Sadakat yemini, arkasından idam moruk. Oğlum. Bunu yapınca işte diktatör oluyoruz lan. Bunu yaptığımız zaman biz ne dersek o oluyor. Tamam oğlum, ben net bunu yapıyorum. İdam, idam. Sizi ben amınıza bir koyayım da siz aklınız başınıza gelsin. Pezevenkler size. Şurası bayağı soğuk. Hasta olma ihtimalleri var. Bu ne abi? Şu haritada şuralara bir gidemediler ya. Şuna bak abi, günlerdir gidecekler. Bu nedir amına koyayım? Gidin artık. Londralıların üstüne Sunstrike at. Kanka Sunstrike'ı şuraya bir atacaksın. Bak. Şu kısma bir atacaksın Sunstrike'ı, tam bu büyüklükte. Puf, her yere eritecek, yakacak böyle. Çok güzel olur bence. Hatta var ya, katalizm atacaksın böyle. Daha revir yapamadık mesela, öyle düşünün. Buhar çekirdeğimiz yok. Önce hepsini açıp sonra idam değil abi. Önce idam. Önce idam. Önce idam. Toplama noktası yalıtımı araştırıldı diyor. Okey. Şimdi fabrikada otomaton birleştirmesi diyor. Otomatonların birleştirmesini geliştirir ve verimliliğini %10 arttırır. Bu ne modern otomatonlar diyor. Otomatonları yapmak 20 odun ve 20 çelik daha az gerektirir. Modern protezler. Protezleri yapmak 5 tane. Yok abi, modern protezi ne yapayım ya? Bana şunu açmak için ne lazım? Otomaton birleştirmesi. Ne diyorsunuz? Aynen şu ısınmayı ya. Isınmayı yapalım abi. Jeneratör güç geliştirmesi. Jeneratör menzil geliştirmesi. Jeneratör güç geliştirmesi. Jeneratör. Jeneratör güç geliştirmesi. Ne diyorsunuz?
Jeneratör güç geliştirmesini alıyorum ya. Net aldım. Çok havalar soğuyana kadar gene buhar seviyesini 2'de tutarız. 3'e almayız. Kömür 3 katına çıkmaz abi. Sonra menzil ayarını yaparız. 21. günde diyor ki bak, sıcaklık dikkat değer ölçüde azalacak diyor. 2 seviye diyor. Ha, yarra küreklediğimiz kısım geliyor beyler işte. Aha propaganda. Güzel. Kızgın bir kadın diyor. Efendim muhafızlarımız bu kadını devriye sırasında kendilerine saldırdıklarını söylüyor diyor. Onlara küfretmiş ve yumruk atmış. Kendi başıma gelebilirdim. Bu domuzlar bütün gün güne işliyor. Bıktım artık. Her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmeleri bilmem ne. Muhafızları uyar. Devriye de bu bölgeye atla. Ya. Muhafızları uyaralım. Gerçi bu kadının böyle bir bok yediğini nereden bileceğiz? Muhafızları uyaralım ya. Birazcık. İnşallah muhafızlar bize karşı isyan çıkartmaz. Umut full lan. Arkadaşlar, Umut bu toprakları hiçbir zaman kaybetmedi. Umut her zaman buradaydı. Canım umudum benim. Aslan Umut be. Umut azalmadı, arttı Kadir. Kadir herhalde aşırı fındık yemekten artık gözler görmüyor. Evet, senden bahsediyorum Umur. Şimdi yemek seviyemiz de oldukça arttı. Gayet güzel. Şu araya bir şöyle yol çekersek şu taraflara da ev dikebiliriz diye düşünüyorum. Şuraya da bir buhar ısıtıcı mısıtıcı yapıştırırız moruk. Şu aradaki boşluğa bir şey dikebiliyoruz mu mesela? Ha vallahi dikebiliyoruz. Şurası da boş. Şuraya da dikeriz. İyi ya. Şu an için bence her şey yolunda abi. Muhteşem. Jeneratör güç geliştirmesi oldu ama biz buhar seviyesini 2'ye çekiyoruz. 3'e değil. Kömür o kadar. O kadar kömürümüz yok kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz? Yeni araştırma ekle. Jeneratör menzil geliştirmesi. Yapıştır abi. Aha yasa vakti. Ha, işte bu. Yavaş yavaş sadakat yeminini imzalıyoruz. Suçlular artık işbirliği yapmayı kabul ederek kendilerini affettirebilirler. Huzursuzluk biraz arttı. Yakında komşular birbirine düşer diyor. Birbirimize muhbirlik etmemizi istiyorlar. Asla yapmam. Allah kardeşim. Hiç korkmayın. Siz bana söyleyin. Gelin deyin ki bu adam. Neyse. Siz deyin ki bu adam vatan haini. Ben onu yakında çıkaracağım yasayla birlikte. Hemen burada ne var? Yeni düzen. Umut bir daha asla sorun olmayacak. Çünkü neden? Umutsuzluğa kapılanın kafasını keseceğiz. Halka açık infaz için bir alan inşa edilecek. Bazı toplum düşmanları öldürülecek. Hain! Vatan haini. Bazı insanlar bu kanuna karşı koymaları zorunda hissedecek. Bazıları ölecek. Nerede benim şuradaki bıyığım? Hı? Bir gün sonra görüşeceğiz sizlerle. Bir gün. Sadece bir gününüz var. Bir gün daha size iyi davranıyorum. Ondan sonra gerçek Boris'le tanışacaksınız. Size amına koyduklarım size. Bak ne olacak şimdi, gördünüz mü? Ben size söyledim. Benle iyi geçinin dedim. Ben size söyledim. Benle iyi geçinmeniz konusunda.
sizleri uyardım tabii. Arkadaki müzik de ne güzel be. Üf, dur azıcık sesini aç. Güzel. Şimdi, evet, ileri sarabiliriz geceyi. Saat 3. Bir hırsızlık daha diyor. Kaptan, Londralılar yine hırsızlık yapıyor. Stoklardan 90 yiyecek payı almışlar. İnsanlar Londralıların çılgın fikirlerine, şehrin ihtiyaçlarından önce tutmalarına sinirliler. Şimdi amına koduklarım, şu idam yasası gelsin. Ben ondan sonra size bak neler yapıyorum. O çaldığınız her yiyecek için parmaklarınızı teker teker böyle kerpetenle keseceğim amına koyayım. Bekleyin bak siz. Bekleyin neler olacak bak. Muhafızlar başarılı oldu, güzel. İş üstünde yakalandı. Aha. Muhafızlarımız iyi iş çıkardı. Malları geri aldılar ama daha da önemlisi hırsızlardan birini yakaladılar. Artık hırsızlığa bir son verebiliriz diyor. Hırsızlığa ne yapacağımızı soruyorlar. Gitmesine izin ver ama yakında ona bir yer hazırlayacağız. Bir hapishane inşa etmek için 3 günün olacak diyor. Onu sür. Bu kişi tamamen şehirden atılacak. Kaderine halkımız karar verecek. Halka bırakmam abi işi. Şimdi hapishane yasası için önce süremiz yetmeyecek, tamam mı? Hapishane yasası için süremiz yok. Bir kere şu an yeni bir yasa yürürlükte. Hapishaneye 3 gün diyor. 3 gün yeter aslında, değil mi ya beyler? Dur dur. Gitmesine izin vereceğiz. Yakında ona bir yer hazırlayacağız. Ben sana ayarlayacağım moruk. Merak etme. 1 gün 4 saat, 3 günümüz var. Ben sana güzel bir müthiş bir yer hazırlayacağım ya. Sen rahat ol o konuda. Ben seni öyle çok güzel bir yer hazırlayacağım senin için. Yiyecek payı, kömür. Kömür. Cezasızlık suç oranını arttırır ki. Bekle şimdi bak. Birazdan göreceksin neler olduğunu kardeşim. Şu yasa yürürlüğe girsin. Tamam mı? Ondan sonra çok güzel şeyler olacak. Çok güzel. Çok güzel. Burada daha 98 bin tane çelik var abi. Burada daha 93 bin tane kömür var. Çok güzel. Şimdi şunlar ulaşsın artık yavaş yavaş. Kuzeyden şu buhar çekirdeklerini bir an önce getirmeye başlamamız lazım. Bilgi. Vatandaşların ihtiyaçları tatmin edildi diyor. Yakında gelecek insanların uzun iş saatleri. Uzun iş saatlerinden bir potansiyel protesto ihtimali varmış. Uzun iş saati olarak sizi şöyle azıcık azaltabilirim arkadaşlar. Sizi şöyle azaltabilirim. Uzun iş saati çalışan başka kimse yok. Size bir maalesef 24 saat kitlemek zorundayım. Mecbursunuz buna. 24 saat size kitleyeceğim. Jeneratör menzil geliştirmesi araştırıldı. Of course. Ne kadar alanı kaplıyorsun artık? Oh yes. Ah yes. Şuraya kadar gidiyor moruk. Çok güzel, çok güzel. Artık şunları kapatabilirim o zaman bence. Kapatırsam ne olur? Ha. Yani olmuyor. Yani olmuyor. Buhar merkezini gene zike zike açıyoruz. ...24 hour çalışacaklar.
şu ne diyor? Sihirli bir, sinirli bir haykırış, devriye. Efendim, gardiyanlarımız bir adamın küçük bir gruba herkesi köleleştirmek istediğinizden bahseden etkili bir konuşma yaptığını bildiriyor. Kaptanımız sizi cahil bırakmaya ve kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yeni fikir yasasını hatırlıyor musunuz diyor. Bırak konuşsun, ben onun yalan söylüyor, uzaklaştırın onu. Umut biraz azalacak. Huzursuzluk artsın umut azalacağına. Huzursuzluk çok da sorun değil. Yeni araştırma ekle. Geliştirilmiş ısıtıcılar. Şunu... Keşif endüstrisi, kaynaklar, buharlı hidrolik, verimli toplama. Şunu alacağım. Okey. Şimdi. Sardıralım ili. Aha dur. Şunları. Keşfet abi. Oo, bir tane buhar çekirdeği. Çok güzel abi. Kaynakları alalım. Buradayız. Buraya birisi gidiyor. Tesla City. İşte bu be. Bulduk burayı sonunda. Çok güzel abi. 7 saatte oraya ulaşacaklar. Tesla City'yi de kazandığımız zaman oradan buhar çekirdeği gelecekmiş beyler. Günlük bir tane. Burada şey var ya bak, şu yeni birim konuşlandırıyorsun oraya. Oradan gidip şu kömür getirenler gibi buhar çekirdeği getiriyorlarmış. O çok güzel olacak bizim için. Buhar çekirdekleri de geldikçe sınırsız otomaton yapacağız. Bütün işçilerimiz boşa çıkacak. Her yerde otomaton çalıştıracağız. Çok güzel olacak. Şurası 24 saat çalışıyor zaten. It's time to rest. Dövüş arenasına gidiyor. Pezevenklere bak. Nerede lan dövüş arenası? Şurada bir yerdeydi. Eğleniyorlar lan. Bara giden var mı acaba? Şurada bir barımız vardı. Şu muydu bar? Aynen bar. Şu anki müdavimlere bakalım abi. 6 tane bar müdavimimiz var arkadaşlar. Ruben Aubrey, John Ponder, Clarence Cardiff, Thomas Bredam, Matthew Lanton diyor. Ambrose Hackman, Silas Drummond, Simon Tyler diyor. Vay be. İyi iyi. Gülücük seslerine falan bakın arkadaşlar. Şurada da bir dövüş arenası var. Şu an dövüşüyorlar. Dövüşen insanlar Rudolfa Foster'la Mark Robinson. Bayağı da izleyici var ha. Üf, bu kadar kişi beni izlese ben de dövüşürdüm. İyi iyi, halk iyi durumda ya. Vallahi ya. Vallahi. Bir tane de böyle yatıp yuvarlanabilecekleri bir yer yapsak moruk, kek falan dağıtsak oradan. Çok güzel olabilir aslında ama. Neyse. Evet. 2 saate iyi ya. Şu an iyiyiz abi. Bayağı iyiyiz. Verimli toplama araştırıldı. Well played. Well played bro. Şimdi ben yiyecek, sağlık, barınak, sağlık bakımı, yalıtımı. Şu sera yalıtımını da yapmak istiyorum aslında da. Revir mekanizasyonu diyor. Revirler daha az kişi gerek. Önce şu sağlık bakımı yalıtımını yapacağım. Sonra eve geçeceğim yavaş yavaş. Evleri de böyle uzaklara uzaklara kurarız. Karların bol olduğu yerlere moruk. Beyler bu arada soğuğa son bir gün. Büyük soğuğa son bir gün kaldı. İzciler Tesla City'ye ulaşmışlar. Keşfet bakalım.
Gök gürültüsü başladı diyor. Zeki ve usta olanlar soğuğun üstesinden gelecek. Tesla City'nin girişinde bu slogan yazıyor. Mavi büyük elektriksel dalgalarla parlayan bir merkez kule şehrin üzerinde bir çeşit koruma kalkanı oluşturuyor. Ama burada bir şeyler ters gitmiş. Sokaklarda keşke yazıların devamı olsa, Allah kahretsin ya. Şehre girme riskini al. İzleyiciler elektrik boşaltımını devre dışı bırakmayı deneyecekler. Şehirden uzak dur. Sizler Tesla City civarlarını arayacaklar. Bence şehre girme riskini alalım. Ne diyorsunuz beyler? He? Girelim mi? Aldım amına koyayım ya. Şehre girdik. Hayatımız boyunca birçok şey gördük. Ancak hiçbir şey bizi lanet olası yıldırım kadar korkutmadı. Sonunda nasıl kapatacağımızı çözdük. Artık burada bir karakol kurabiliriz. İşte bu bebeğim. İşte bu. İşte bu. Karakol kurmak için karakol takımı gönder diyor. Okey. En az 10 vatandaş müsait olmalı. Müsait yapalım anam. Müsait yapalım. Okey. Siz de şu balıkçı köyüne gidin bakalım. Burada ne bok varmış. Tesla City'den diyor ki bak burada bir karakol kurulabilir. Her bir günde tahmini bir buhar çekirdeği getirir diyor. İyiyiz abi. Günde bir tane buhar çekirdeği gelecek. Yalnız kara kış geliyor moruk. Vallahi kara kış geliyor ha. Vallahi kara kış geliyor bro. Of, götümüz buz tutacak, başımız belaya girecek. Aha, huzursuzluk niye arttı? Londralılar erzak çalıyor diyor. Bir hırsızlık daha. Kaptan, Londralılar yine hırsızlık yapıyor. Stoklardan 135 yiyecek payı almışlar. İnsanlar Londralıların çılgın fikirlerini, şehrin ihtiyaçlarını önce tutmalarını sinirlen. Onları yakalamaları için muhafızları gönderiyorum. Hapishaneye az kaldı ya, merak etme. Kanun gelsin, anasını sikeceğim o çalanlarımla. Merak etmeyin. Muhafızlar başarısız oldu. Yiyeceklerimiz gitti. Ama sizin bak var ya bak. Sadece bir gününüz kaldı. Bir insanımız öldü mü? What? Why? Görev başında öldürüldü. Muhafızlarımızdan biri Londralıları kovalarken dövülerek öldürüldü. Hırsızlardan birini yakaladık ama katil o değil. Ona ne yapalım diyor. İçeri atamıyoruz. Hapishane yok şu an. Huzursuzluk artacak diyor. Bu piçi süreceğim ya. Buna kodumun oğlu. Siktir oldu gitti değil mi? Bekleyin abi, merak etmeyin. Az kaldı. Şimdi hapishaneyi öyle bir koyacağım ki böyle. İnsanlar Londonluları terk ediyor. Güzel abi. Güzel. Terk etsinler. Bu iyi bir şey. Londonluları terk edin. Ben size burada çok güzel bir hayat sağlayacağım, merak etmeyin. Bakın şöyle bir etrafınıza. Yoktan var ettik burayı moruk. Şöyle bir etrafınıza bakın. Hiçbir şeyimiz yok da amına koyayım. Kolay mı lan? Şu kadar şeyi yapmak. Evet, soğuk geliyor abi. Soğuğa hazır olun arkadaşlar. Huzursuzluk gene arttı. Oh yeah. Buhar seviyesi 3. Joje. Eksi 60. Ananı sikiyim. Çadırlar serin. Soğuk bro. Monka giga. Soğuk bakımı, yalıtımı araştırıldı. Sağlık bakımı. Soğukla kafayı yedik amına koyayım. Şimdi ev değil de şu
Sera yalıtımını da yapalım. Seralar durmasın, yemek üretmeye devam etsinler. Aha, yeni kanun. Hapishane nerede? İmzala. Amına koduklarımsız. Hapishane nerede? Düzendedir hapishane. Gel buraya. Hapishaneyi de direkt propaganda binasının oraya diksen az. Aa bak, şu bıçkı evi çalışmıyor soğuktan. Hapishaneyi şuraya dikeceğim. Çalışıyor mu? Oğlum, bina yalıtımı donuyor lan. Buradaki insanlar ölür oğlum. Şuraya biraz ısıtıcı ver. Burası böyle olmaz. Vallahi durum çok kötü beyler. Burası da donmuş. Bar çalışmıyor çünkü dondu. Evet, kömür bu dakikadan sonra zayıflara yer yok. Balıkçı köye eskiden Teslis diye yiyecek tedarik ederdi. Köyü araştırırken bir mektup bulduk. Mike, şehre dönme. Tesla delinin teki. Uzuvları zarar gören ve hasta herkesi sürgün etti. Jerry'nin ailesi ve yaşlı Beth de dahil. Kan dökülecek, orası kesin. Araştırma istasyonu buz koridoru. Köye dokunma. Sadece karşımıza çıkan kaynakları alacağız. Daha sonra buraya karakol kurabiliriz. Odun için kulübeleri parçala diyor. Bir sürü kaynak elde edeceğiz ama burada bir karakol kurma şansımız kalmayacak. Köye dokunma abi. İki tane buhar çekirdeğini al. Bunlarda ne var? Üç tane buhar çekirdeği var. Moruk, siz bir şehre geri dönün. Tamam mı? O buhar çekirdekleri bana lazım çünkü. Şöyle. Isıtıcıya acı aşırı yükleme yap, idare etsin mi? Kanka daha gündüz ya. Gündüzden idare edilir mi öyle? Olmaz öyle bir şey. Buhar makinesi kuracağım oraya ki çalışabilsinler. Şuradaki buhar makinesini açacağım. Şunun da saatini ayarlarız. Şu kurulsun da. Sadece çalışma saatlerinde şey yaparız. Sadece çalışma saatleri 8-18'e. 8-18'e buhar makinelerini. İki tane buhar makinesi kuracağım. 8-18 çalışsın buhar makineleri. Sekmez, iyiyim dostum. Hoş geldin. Öyle 8'den 18'e çalışsınlar. Hapishane. Ha, buraya da işçi lazım. Oku, yediğimiz kısım geliyor arkadaşlar. Ağır buz yanığı. Bir vatandaşa amputasyon uygulanması gerekli diyor. Bir uzuv kaybetmek. İnsanlarımızdan biri bir uzvunu kaybetmek zorunda kaldı. Dondurucu soğukta çalışmak öyle bir soğuk ısırığına sebep olmuş ki başka seçenek yoktu. Protez yaparız. Sıkıntı yok da. Buradaki kömür madeninde mühendisler mi çalışıyordu? Evet, mühendisler çalışıyordu o yüzden. Şimdi önceliğimiz şuradaki, bunda ne üretiliyor? Kömür madeni. Şimdi burada bir otomaton vardı. Şuradaki mühendisleri buradan al. Şuraya çeliği şuradan al. Otomatonu şuraya yerleştir. Hapishaneye mühendisleri ver. Tamam, hapishaneyi inşa ettik. Umut arttı. Bundan sonra artistlik yapın hadi bakayım. Piçler sizi. Bar çalışamıyor şu anda. Yeni araştırma ekleyip şu ısıtma kısmında geliştirilmiş ısıtıcılar. İş yerlerinin sıcaklığını iki seviye arttırır. Şunu alalım. İş yerleri çalışamayacak abi yoksa. O çok sıkıntı olacak. Şu 8-18. 8-18. Şimdi şuradaki çelik fabrikasına işçi, şu şey geldiği zaman
Buhar çekirdekleri geldiği zaman fabrikada bir tane otomaton yapacağız kendimize beyler. Bir tane şey lazım, ampute lazım. Onun için şey amputemiz var. Onun için bir tane protez yapacağız. Protezi amputeye taksınlar. O çalışmaya devam etsin. Şu an işsiz kalamayız yani. Karakolu kur abi buraya. Tesla City'den her gün bir tane buhar çekirdeği gelsin. O kesinlikle lazım bize. Propaganda boost'u gelmiş, ona basabilirsin. Basalım abi. Da gerek yok, umut gayet yerinde ya. İhtiyacımız yok şu an yani. Şöyle bir bakayım ben. Bıçkı evi serin diyor. Kömür madeni serin diyor. Kömür madeninde burada işçiler var, değil mi? Bize şu an kömür madeni için bir, şuradaki çelik fabrikası için iki tane otomaton lazım. İki otomaton iyi olacak. Londralılar huzursuzluk kovalıyor. Birkaçı ikna oldu diyor. Londralıların bir üyesi kalabalıkla konuşuyor. Londra'ya olan göçlerine katılmaları için olabildiğince fazla insanı korkutmaya çalışıyor. Ama kıyamet görürleri şehrimizdeki durumdan memnun olan insanlara inandırıcı gelmiyor. Konuşmasına izin verirsek Londralı sayısı 10 artacak. Konuşmacıyı kovala dersek 5 artacak. Konuşmacıyı kovala amına koyayım ya. Sikikler bir vazgeçmediler ha. Bu başkalarının da deliliği itmesini engelleyecek. Hapishaneye şu an tutsak 30 kişilikmiş hapishane. Hiç tutsak yok. Bıçkı evi arkadaşlar bugünün bu saatinde kapalı. Bu arada kömür yavaştan eriyor. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum beyler. Kömürümüz eriyor. Kömüre biraz daha ağırlık vermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Şuradaki boşluk var ya beyler. Şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Aa boşluk götü... Neyse. Şu şeyden teknoloji kısmın şey kaynaklar kısmından hidrolik kömür çıkarıcı yapacağım buraya bir tane. Tamam mı? Burada çıkan kömürlerin yanına da bir tane şey dikeceğim. Toplama noktası dikeceğim. Burada çıkan kömürlere insanlara toplatacağım. Buraya toplamda 20 tane ırgat lazım olacak. Hidrolik kömür çıkarıcı da otomaton çalıştırsam, gelen çekirdeklerle otomaton üretip otomaton çalıştırsam sadece 10 tane işçiyle buradaki sorunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Siz ne fikirdesiniz? Robotları da aplamamız lazım, evet. Gözcü Kulesi. Boşluğu ben olabilirim. İzciler sürgün kolonisine güvenli ulaştı diyor. Keşfet abi. Hah işte yeni ırgatlar ya. 35 tane işçi daha geliyor. Süper abi. Ölen sürgünler diyor. Sürgünlerden bazıları hala hayatta. Zar zor. Her ne kadar onları şehrimize getirmeyi saydık bile yolda ölebilirlerdi. Ölenlerden biri göğsünde bir günlük tutuyordu. Son kaydı okuduk. Tesla City'den sürgün edildik. Yiyeceğimiz ve yakıtımız bittiği için da gerisi yok işte. Bunlara sürgünlere eşlik edelim şehre kadar. Güzel abi, şehre götürdük sürgünleri. Bunlar sanırım Suriyeli beyler. Geliyorlar. Buharlı çelik fabrikası. Şimdilik çalıştıramıyorum size. Otomaton lazım. Gelenler 3 tane şey getiriyor. 7 saat içinde 3 tane buhar çekirdeği gelecek. Otomatonları onlara harcayacağız. 17 saat içinde de 19 mühendis, 35 tane de ırgat gelecek. Çocuk var mı? 7'de çocuk var. 35, 45, 54, 61. Okey. İnşallah ülkeye gelip burada sadece nargile içmezler amına koyayım. Gözcü Kulesi. Burada şey yok mu bizim ya? Jeneratör, buhar, buhar bokçusu.
Evet. Şöyle iyi gibi. Var mı? Nerede var lan? Neresi var abi? Şu mu? Kapalı. 24 niye çalışmıyor bu mesela şu an? Şundan mı bahsediyorsun hoş? Bu niye çalışmıyor? Kapalı diyor. Açmak istiyorum bunu. Ulan şu tam ucunda kalıyor be. Moruk, ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu ne diyor? Propaganda merkezi vandalizm diyor. Sadık bir vatandaş propaganda merkezine zarar veren birkaç kişi görmüş. Binanın duvarına büyük harflerle "Uyanın millet" yazmışlar. Ne yapalım? Hükümlüyü cezalandır. Yazıyı kaldır. Umut artacak, huzursuzluk azalacak. Yazıyı kaldıralım. Yazıyı kaldıralım. Artistlik yapmayalım. Bar çalışamıyor soğuk olduğu için. İnsanlar Londonluları terk ediyor. Güzel. Huzursuzluk niye arttı? Hiçbir fikrim yok. Allah kahretsin huzursuzluk çıkaranları. Şu mühendisler gelse de bir an önce şu mühendisleri şuraya. Bir tane daha amputemiz var bu arada beyler. Fabrikada bir tane daha. Şunu şöyle 6-20'ye çekelim fabrikayı. İki amputemiz var. Şimdi şunlar gelmek üzere. Buharlar başıma dert açmaz ya. Çok fazla yoklar. Kaç tane var? Aha, geldiler abi. Güzel. Malzemelerimiz geldi. Buhar çekirdeğine ihtiyaç var diyor. Efendim, otomaton projesi üzerine çalışan mühendis geldi. Ona şimdi bir buhar çekirdeği vermezsek projeyi sonra. Ona bir buhar çekirdeği vereceğim abi. Siktir git lan. Ne yapıyorsan yap. Sikka. O işimize yarayacak bir şey yapacakmışsın gibi geliyor bana, neden bilmiyorum ama. Şimdi şunlar bekliyor şehrimizde. Siz şu buz koridoruna doğru yol alın bakalım. Şu bir tane buhar çekirdeği gelecek. Toplam 3 tane olacak. Propaganda merkezi de soğuk. Şuraya yani eksi 60 olmasına rağmen şuralar sıcak. Şurada hiç buhar merkezimiz yok. O yüzden şurası ısınamıyor. Farkındasınız değil mi? Şu kısım ısınamıyor yani. Şuraya şöyle bir tane buhar merkezi dikeceğim. Mecbur. Ve baktığımız zaman şu tarafların durumu iyi. Şurayı da o ısıtsa. Kaç tane buhar merkezi açık? Mesela şunu kapatsak buhar merkezine. Geliştirilmiş ısıtıcılar oldu diyor. Bu ne? Isıtıcılar daha az kömür tüketecek. Isıtıcı başı 1 diyor. Aynen şunu alalım abi. Isıtıcılar daha az. Kesinlikle daha az tüketsin. Mesela şuradaki jeneratörü kapattım. Buhar makinesini, hiçbir şey değişmedi. Güzel oldu hatta. Şuradaki zaten hepsini sağlıyor. Bak şuradaki şunu aydınlatıyor. Şu bölgeyi. Şu şurayı kapatıyor. Şu şurayı kaplıyor. Okey. Şuradaki de şu bölgeyi kaplayacak. Güzel. Şu taraf zaten boşta. Şu taraf serin, çalışılabilecek durumda, bıçkı. Şurası da çalışılabilecek durumda. Gayet iyi abi. Şu an iyi yani.
Uzak fabrikaların UFO'larını açmıyorum. Serinde çalışabiliyorlar abi zaten. Sıkıntı yok. Çok soğuk diyor. Tamam oğlum işte. Amına koyayım. Ağlamayın. Çok soğuksa çok soğuk. Geliyor buhar. Hayda. Amına koduğum fabrikası. Bu fabrikaya da bir tane buhar merkezi lazım. Buhar merkezini şöyle... Şöyle dikelim. Bak. Şuraya. Hatta şöyle. Şöyle dikelim. Bunu sadece mesai saatleri, fabrikanın mesai saatleri içinde çalıştırırız buradaki buharı. Fabrikalar gerçekten lazım abi. Fabrika ciddi anlamda lazım. Çünkü orada otomaton üreteceğiz. 3 tane buhar çekirdeğimiz var. Daha kömür birazcık sıkıntı olmaya başladı. Şuradaki 24 saat çalışıyor. Hayır hayır. Şu 24 saat çalışıyor. Şuradaki 24 saat çalışıyor. Evleri ısıtıyor. Şuradaki 24 saat çalışıyor. 24 saat çalışmasın. Bar kaçtan kaça çalışıyor? 19.23. Çalışıyor burası 24 saat. Şuradaki daha buhar merkezi kuruluyor. Buhar merkezini burada fabrikayla aynı saatler arasında çalıştıracağım. Buhar merkezi 24 saat çalışıyor. Burada 24 saat çalışmasına gerek var mı? Var. Hapishane 24 saat açık. Toplama Londonluları ve diğer suçluları hapse at. Haydi bakayım. Pıt. Pıt. Orospu çocukları. Pıt. Pıt orospu çocukları. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne dedim size? Otomaton projesi büyük bir başarı diyor. Efendim, otomaton projesi tamamlandı. Artık otomatonlar daha az masrafla üretebilecek ve tıbbi tesislerde kullanılabilecekler. Otomatonların hassas bağlantılarını değiştirmeyi öğrendik. Bu sayede bilinen en hassas şey olan insan bedeni üzerinde çalışabilecekler. Vay! Süper be! Tıbbi otomatonlar araştırıldı diyor. Abi tıbbi otomatonlarımız var artık. Ne düşünüyorsunuz beyler? Yani artık revirlerde insan yerine otomaton çalıştırabileceğiz. Feels good. Fabrikaya mühendis verelim. Şimdi 1, 2, 3 tane otomaton... Isıcı verimlilik geliştirmesi de tamamlandı. Şuradaki fabrika kaç kaç çalışıyor? Fabrika 6.20 çalışıyor. Sen de 6.20 çalışıyorsun. Mühendise ihtiyacımız var. Şunlar gelmek üzere. Gelsinler abi. Mühendislerimizi de tekrardan dolduracağız şuralara. Şuraya bir tane işçi vereceğiz. Şuraya mühendis, yani şuradan mühendisleri çıkaracağız. Buraya işçi vereceğiz 30 dakika sonra. Şuraya da işçi vereceğiz muhafız üstüne. 18 tane hastamız var. Otomaton yapmadın, protez mi yaptın? Hayır oğlum, otomaton yaptım. Nasıl otomaton? Ha, protez yapmışız. Okey, 3 tane yapacağım zaten. Odunumuz da olmuş bu arada. Şimdi şuraya mühendisleri Max'la, şuraya mühendisi Max'la. Şu hapishaneden mühendisleri, şey, işçileri Max'la, şuraya işçi Max'la, şuradaki sağlık merkezinde mühendisleri Max'la, şuradaki avcı hangarını Max'la, şuradaki avcı hangarını Max'la. Suriyeliler geldi. Güzel. Odun doldu. Oduna şimdi şey yapacağız. Kaynak. Kaynak deposu. 3 tane kaynak deposu daha yaptım şöyle. Şuraya da işçiyim Max'la. Burası soğuk. Yeni geliştirme ekleyeceğim. Burayı komple geliştirdik. Aşırı yüklenme. Şunu da yapalım. Isıyı komple yapalım da. Isı çok önemli. Bak 26
yani 26. günde tekrar hava soğuyacak. Araştırma istasyonuna yollayalım bunları. Boşta otomaton yok hiç. Şuraya vereceğim otomatonun birine. Birini şuraya vereceğim. Kömür azalıyor, odun full, evet. Farkındayım. O yüzden şurayı maxlayabiliriz. Odunu biraz kullanalım. ...15 tane hastamız var. Çok hastalanan oluyor şu an ya. Sağlık bakım evimiz var. Revir. Revir kurma vakti geldi beyler. Oyunda şu an en sıcak bölgemiz neresi? Ona hemen bir bakalım.